Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 100 gün 200 proje tanıtımları devam ediyor. Hemen sözü Kültür Park'ta bulunan arkadaşımız Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray abi ve Kültür Park'ta 100 günde 200 projeyi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün misafirlerimiz Irak'tan, Bağdat'tan misafirlerimiz var. Onlar burada geziyorlardı Kültür Park'ta. Rica ettim efendim yayınımıza gelir misiniz? Ne demek tabii ki geliriz dediler. Çatpat, ya iyi konuşuyorsunuz aslında. Valla çok az biliyor Türkçe. İsim nedir efendim? Nidal. Nidal Hanım. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah çok iyiyim. Konya çok güzel. Ben Mevlana gitti. Alaaddin Tepesi. Çok 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 güzel. İnsanlar burada çok iyi. Elhamdülillah Müslüman. Ben çok rahat burada. Şimdi ne var, aileniz mi burada? Buradaki evet. Herkes Iraklı değil mi? Evet. Kim var? Komşu. Kızım. Maşallah. Komşu, çocuklar, komşu, hemsi. Bu oğlan. Senin oğlan. Evet, oh, evet. Ne kadar güzel. Sen kendini tanıt biraz bize. Benim adım Mustafa. Evet, 14 yaşındayım. Evet. Konya'da yaşıyorum. Konya'da yaşıyorsun. Ne zaman taşındınız Konya'ya? Nasıl yerleştiniz? Vallahi 9 ay önce ben geldim buraya. Evet. Evet. Yani her şey elhamdülillah çok iyi. Çok yani problem yok. Bağdat nasıldı gelirken? Vallahi yani şimdi karışık yani şimdi. Karışık, evet, evet yani problem var. Yani. Allah yani bu ülkeye zeval vermesin diyelim. Allah bu güzellikleri herkese yaşatsın. Allah da bir an önce oradaki kardeşlerimize kolaylıklar versin diyelim. O iç çatışma bitsin istiyoruz. Irak'ta da evet. Bitsin istiyoruz. Şimdi bugünkü konumuz sevgili seyircilerimiz Selçuklu İtfaiye Grubu. Daha önce anlatmıştım sizlere. VTR'mizi izleyelim. Sonrasında yine burada olacağız. Efendim Selçuklu İtfaiye Grubu'nu çekime gitmiştik. Şu anda çekimler sırasında bir ihbar aldık. Hal yanında bir trafik kazası, sıkışmalı bir trafik kazası var. Ve kurtarma aracımızla biz hemen olay yerine gidiyoruz. Anında duyduk, ben şok oldum. Arkadaşlar o kadar hızlı hazırlandırdılar ki hakikaten çekimde böyle bir şey yapın desek yapamazlardı. Kaza yerindeyiz. Ekibimiz hemen hızlıca geldi. Neler yaptık Süleyman abi? Geldiğimizde yaralı vatandaşlar kendileri çıkarmışlar. Fakat biz araç kaza yaptığı için aküsünü kurtardık. Bir elektrikten şase yapıp da herhangi bir alev parlama yapmasın diye tüpünü de kapattık. Gerekli kontrolleri yaptık. Tüpü araç olduğu için bunun tüpünü aküyü iptal ettik. Tüpünü kapattık. Yangın tehlikesine karşın bu görevleri yaptık. Evet sevgili seyircilerimiz, haldeki bu kazada Allah'tan iki tane yaralımız var otomobilde. Ama bilinçleri açıkmış. Allah'ın ciddi bir şey değil diyelim. Ciddi bir şey yok. Her mesleğin belli zorlukları vardır sevgili seyircilerimiz ama gerçekten burada çekimlere başlarken bir anons geldi. Herkes böyle bir şey var gibi çok korktum. Hakikaten korktum. Şimdi sevgili seyircilerimiz Selçuklu İtfaiye Grubu'nu tanıtıyoruz. Üçüncü vardiya var ve grup çavuşumuz Süleyman Bey ile birlikteyiz. Kaç yıl oldu Süleyman Bey görevde? 7-8 yıl oldu. Maşallah. Evet. Şimdi bu nasıl oluyor abi? Kaç tane şeyiniz var da böyle herkes bir şey olmuş gibi, savaş çıkmış gibi hızlı çıktı, korktum ben yani. Nasıl oldu bu? Evet, normalde standartlarımız ihbarı alır almaz 40 bas saniyede grubu terk edeceğiz. Şimdi biraz Selçuklu İtfaiye Grubu'nu tanıyalım. Karatay'a gittik, Meram'a gittik. Çok böyle değişik programlar da çektik. Maşallah her programımızda da bir aksiyon oldu. Yani Allah'tan ciddi bir şey olmadı. Burada da öyle yaşadık. Biraz İtfaiye Grubu'nun hakkında bilgi alabilir miyiz? Araç durumunuz, evet. Genel durum, personel sayınız. Grubumuzda toplamda 75'e yakın personel çalışmakta. 13 tane de aracımız bulunmakta. Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma aracındaki cihazları bir tanıyalım. Önemli. Vatandaşlarımız rahat olsun. Biraz bilgiler alalım aracımız hakkında Süleyman Bey. Bu makinemiz ayrıca kesicimiz, yani kombi takım olarak kazalarda kurtarma amaçlı kullanıyoruz bunu. Evet. Bu motor kısmı oluyor. Bunu malzemeyi ayırmak için kullanıyoruz. Evet. Yani kaportayı ayırmak için, göğüsü ayırmak için. Bunu kesmek için böyle sıkıştığı zaman direkler olsun, aracın direkleri olsun, o tip şeyleri kesmek için kullanıyoruz. Evet. Yine bunu da silindir, bunu da ayırmak için, göğüsü açmak için, yani yaralıyı rahatlatmak için kullanıyoruz. Evet.
Yine çok önemli bir araç. Abicim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Riskli bir iş. Tabii, yani şimdi tabii. Siz bu aracın şoförüsünüz. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. En büyük sıkıntı, var mı sıkıntı? Trafikte bize vermek istediğiniz mesaj vatandaşlara. Şimdi vatandaşlardan şunu istirham ediyoruz. Sirenleri duyduğu zaman, bizleri gördüğü zaman sağa çekip yolları açarlarsa efendim o canlara daha çabuk varız, kurtarırız. ...32 metre yüksekliğe çıktık sevgili seyircilerimiz. Gerçekten merdivenli. Buraya çıkıldığı zaman hastayı hemşirenin kucağına kadar verebiliyorlar. Son derece teknolojik. Ve şöyle yaptıktan sonra... ...efendim böyle iniyoruz. Konyalılarımız rahat olsun. Teknolojik araçlarla 7/24 hizmetinizi el sallıyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Sizlere güzel hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Evet, Kültür Park'tayız ve Ezan Muhammedi Konya'da okunuyor. Buradan bizleri... Türkiye'nin değişikliklerinden ve yurt dışından izleyenlere bu güzelliği de yaşatalım istiyorum. Şimdi bayağı bir Kültür Park'taki yayınımız doldu. Misafirlerimiz Cihan Beyli'den gelen misafirimiz var. Devamlı yardım eden kardeşlerim var. Burada Irak'tan gelen misafirlerimize el sallayalım dediler. Sen okula mı başladın bugün? Güzel miydi? Harika. Hadi bir el sallayalım hep beraber. Evet, ana habere veda ediyoruz. Yine yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.